ne? Çocuk, kayınpeder, kaynana. Bir sürü sorun var. Kafamı yastığa koyuyorum, dalıyorum, gidiyorum yani doğru dürüst yatmıyorum bile. Niye çocuk bakmak bizim görevimizdir? Ya da ev işi yapmak kadınların niye görevi? Çalışsaydım düzenli bir maaşım oluyordu. Belki de şimdi emekliydim. Üçüncü sınıfa gidiyorum, okula gittim, okuldaydım. Tamam. Annem üçüncü sınıfta beni aldı. Okay. Ablamı kocaya verdi, beni aldı iş yapsın diye. Değer yoktu, değer olsaydı biz de okuyorduk. Dedi ben ceza veririm, kızımı okula göndermiyorum. Niye göndermiyorum? İş var, çocuklar ufaktı, çocuklara baksın. Koyun peşine gitsin, kömeğe gitsin. Yani çok büyük bir hakaret önce babalar yapmış. Şimdi de hoca yapıyor. Yaşına beni koca verdiler. 17 yaşında anne oldum. Akşama kadar evde yemek, temizlik, bulaşık, çocuklar, eşleriniz. Çalışıyoruz akşama kadar ama ne sigortamız var ne bir geleceğimiz var. Ancak ki çileyle büyümüşüz yani yaşlandık şu ana kadar. Hep ev işi yaptım. Çalıştım da 2 saat çalışıyordum. Bankada gidiyordum 2 saat. Akşam işini. O zaman çocuklarım küçüktü. Kimse destek olmadı. Kimse yoktu. Çocuklarımı içeri bırakıyordum. Gidiyordum 2 saat çalışıyordum. Baktım kimse destek olmayınca çıktım ben işte. Kadınlar biz gidiyorduk çalışıyorduk. Kadınlar hepimiz yani. Erkekler de aynı iş yapıyor. Kadın aynı iş yapıyor. Ama erkekler daha el üstü tutuyorlar. Kadınlar daha çok eziliyor. Özgürlük yok. Bayanlara özgürlük vermemişler. Hep ancak erkekler özgürlük. Erkekler de 8 saat çalışıyor, geliyor oturuyorlar. Anne yemeğini, hizmetini, temizliğini. Ancak onu yapıyoruz. Başka ne yapabiliyoruz? Yine 30 yıldır İstanbul'dayım. İstanbul'da yine bir geleceğim yok, bir yan sigortam yok. Çok çocuğa baktık, eşlerimize baktık, hizmetini yaptık. Yemek, bulaşık, ev temizliği. Şu ana kadar yani çalışsaydım iş yerinde sigortam doluyordu. En az da emekli olurdum. Emeğimin karşılığını alırdım. Ama şu anda bir şey elimizde yok. Eşlerimiz elimize bakıyoruz. Yani bu Türkiye'de bir geleceğimiz yok. Çoluk çocuğumuz da, şu anda çoluk çocuğumuz geleceğin de yok. Hala çalışıyorum. Çalıştım emeğin karşısında alamıyorum. Hep ev işi yapıyorum. Yani hiç görünmüyorum bir iş yapıyorum. Çocuk büyüttüm. Çocuğu evlendirdim. Çocukları askere gönderdim. Şimdi de kadın tek başına bir damın altında. Ah yemeğim. Derdi. 30 senedir, 35 senedir İstanbul'a gelmişim. Her işi yaptım. Yemek yaptım, bulaşık yıkadı. O da başka bir işim, dışarıda bir hayat işimiz olmadı. Erkeğin eline hiçbir gün bakmayın, herkes çalışır. Ayağın üstünde durmak lazımdır. Herkes ayağın üstünde dur. Yani çok şeylerde geri kalmışım. Belki çalışsaydım benim hayatım daha farklı olurdu. Hocam verdiği zaman alışverişe giderdim, vermedi, evde oturuyordu, getir, kendi getirdi, getir, getirmedi. Ona, gözümüz onun elinde. Çalışmadım, gün yoktu zaten, hep çalışıyorum. Yemek yapıyorum, bulaşık yıkar, her süpür, her sil. Tuvalet yıkar, banyo yıkar, şamaşır yıkar. Yani bitmiyordu, akşama kadar onunla uğraşıyordu zaten. İşim görünmedi aslında. Bu iş yaptı, kadın olmak çok zor iş. Zor işte, şimdi hep baskı altındasın, hep hakaret, hep zulüm, hep laf işitmek, her şeyi görüyorsun işte. Diyor, ev işin nankördür ya, gerçekten nankör. Çalış çalış aynı, değişen bir şey yok. Kadın da yani düğün birlikle gün doğar. Bir yer tek başına ne yapabilir, hiçbir şey yapamaz.
Hadi.